Sayın Baki Ergün, Gerze Belediye Başkanımız Sayın Osman Belav Acıklı, il ve ilçelerimizin değerli yöneticileri, başkanları ve yöneticileri, basın emekçilerimiz, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, siyasi gündem değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Milletvekilimiz Sayın Barış Karadeniz, şehidimiz var Taşköprü'den. Cenazeye katılmak üzere Taşköprü'ye gittiler. Kastamonu milletvekili olmadığı için partimizden bölge milletvekili olarak cenazeye gittiler. Onun için aramızda yoklar. Hepinize ebediyede göç etmiş büyüklerimiz, şehitlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı duruşuna davet ediyorum. Gerçekleri olduğu gibi konuşmak üzere
Türkiye'nin bütün vilayetlerinde aynı zamanlarda olmak üzere bilgilendirme toplantıları yapılması talimatını verdik. Partilerimizin gözünde yanlış anlaşılacak bazı sonuçlar da doğurdu. Bütün bunların hepsini tartışmak üzere buradayız, konuşmak üzere buradayız. Çok iyi biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinde 12 yıllık bir tek parti iktidarına son verildi. Bu seçimin mesajının çok doğru algılanması gerekiyor. Bu seçimin mesajı toplumun artık tek parti iktidar istemiyor. Ama toplumu temsil eden siyasi partilerle bir koalisyon hükümeti kurulması suretiyle bu ülkenin temel sorunlarını çözsün diyor. Bizim algıladığımız sonuç buydu. Bu sonuç elde edildiği zaman da zaten o sırada tek parti iktidarlı temsilcilerinin yüzlerindeki ifade bu sonucun gerçekten alındığı, doğru olduğunu çok somut olarak ortaya koyuyordu. Türkiye'de 13 yıl süren tek parti iktidarı sona erdirilmişti. Olay bu. Net olan bu. Çünkü bu iktidarın özellikle son yıllardaki uygulamalarında çok somut olarak görülüyordu ki ülkemizdeki çok partili laik demokratik sistem yavaş yavaş yok ediliyordu. İktidar elinde bulunanlar çok partili rejimle tanımlanmış olan bu iktidarı kişiselleştirmeye, her şeyiyle beraber kendilerini, bütün yetkileri kendi ellerinde toplayacak şekilde yeniden düzenliyorlar. Türk toplumunun sonlandırdığı, durdurduğu olay bu oldu. Bu Türkiye açısından, Türkiye demokrasisi açısından çok büyük bir kazanımdı. Birinci aşama halledildi. Nitekim artık 13 yıldır iktidarın sona erdiği konusu ertesi gün ilan edildi. Bütün dünyada bunu kabul etti. Sonra hükümet kurma süreci başladı. Şimdi değerli Cumhuriyet Halk Partililer, bizler hukuka inanan insanlarız. Bizler anayasaya her şeyle beraber kendisini uyma zorunda hissetmek insanlarız. Çünkü başka türlü bir demokratik sistem olmaz. Kanun tanımamakla, kanunları çiğnemekle, anayasayı çiğnemekle devlet yönetilmez. Bizim kültürümüzde, bizim geleneğimizde, geçmişimizde bu var. Geçmişimizde bu var. Bu süreç içerisinde doğal olarak daha önceki dedemli abilerimiz burada çok net olarak hatırlarlar. Cumartesisi yoktu bu işin, pazarı yoktu, bayramı yoktu, seyranı yoktu, gecesi yoktu, gündüzü yoktu. Hükümet kurma çalışmaları başladığı andan itibaren görevlendirildi, gece gündüz sürdürüldü dedi. Ve belirli bir süre içerisinde kuruluyor mu, kurulmuyor mu, herkes de bunu görürdü zaten. Toplum da görürdü, bizler de gördük. Bayram geçti, seyran geçti, tatil geçti, şu geçti, bu geçti, nihayet verildi. Oradan sonra yeniden bir defa daha bayram geçmeye başladı. Süründürüldü. Sonra bir görüşmeler başladı. Ön görüşmeler yapıldı. Daha sonradan da Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon kurma görüşmeleri yapılıyor dendi. Oradaki olay aynen şu şekilde gelişiyor. Bunu net olarak da iki defa tekrarlayacağım. Diyorlar ki birilerini yok sayıyor, görmüyor. Birilerinin bilmem terörle vesaireyle ilgisi konusunda topluma gerçek anlamıyla bir mesaj verilemiyor. Birileri de kendi iktidarlarını kurmaya çalışıyor. Kendi iktidarını kişiselleştiriyor. İktidar kişiselleştirmek ne demek? Bunu anlatmaya kalkmak istemiyorum. Çünkü suç oluşturuyor o zaman bu olaylar. Kişiselleştiriyor. O nedenle bunların hepsini engelleyecek olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partililer. Bunun mücadelesini vereceğiz, sürdüreceğiz. Anlatamadığımız, açıklayamadığımız şeyler varsa da sorularınızı cevaplandırmak için buradayız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sorular sırasında yeniden konuşmak üzere. Sağ olun. Evet, bakanıma vereceğim de isim. Güzel dilerim. Konuşmalarından çok güzel.
Yani başta da söyledim dostlar. Olağan dışı işler yaşıyoruz. Olağan dışı süreçten geçiyoruz. Hukuk dediğimiz işin hukuka çevrildiği bir süreçte biz bakalım önümüzde neler bekliyor bizi. Biraz da Gülay Hanım'a dinleyelim. Buyurun Sayın Bey. Teşekkür ederim. Öncelikle Çiftçin Okulları, değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli, yürekli örgütünü sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefendiniz. Şunu söylemek isterim, öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yeni idrak ettik. Hepimizin bağımsız ve onurlu insanlar olarak özgür bir ülkede namazımızı, orucumuzu tutabilmemiz, namazımızı kılabilmemiz özgürlüğünü bize sağlayan en önemli yapı taşlarından biri olan 30 Ağustos zaferini tekrar kutluyoruz efendim. İnşallah bir daha Türkiye'mize Allah-u Teala öyle günleri göstermesin. Ama olur da mecbur kalırsak tekrar yeni bir zaferi yine aynı güçlüklere rağmen yazabilecek bir milletiz. Bunun da altını çizmek isterim. Sözü beğenmeseler de Mustafa Kemal'in askerlerimiz. Mustafa Kemal Atatürk bizim önderimizdir. Dünyanın en önemli liderlerinden bizim de önderimizdir. Bunu böyle bilmesinler. Bugün Türkiye'mizde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları kitaplardan çıkarılmak istenmekte. Mustafa Kemal Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya iki aynaş vermekte. Biz bunların karşısında başbildiğimizle, onurumuzla, gururumuzla, bildiğimizle, şanlı tarihimizle dilini duyuyoruz. Bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi bunun için var. Sizler, bizler bunun için varız. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Bizim buraya geliş sebebimiz koalisyon niye kurulmadı? Ve koalisyonun kurulmamasında aslında Cumhuriyet Halk Partisi olumsuz bir olmadığının belirlenmesi ve belirtilmesi ve örgütlere anlatılması. Aslında Siyop'un çok kıymetli bir milletvekili var. Çok kıymetli kardeşim, dostum, yol arkadaşım Barış Karadeniz. Şu anda biliyorsunuz işte bir şehit cenazesine gitti. Onun için aramızda yok. Taşköy'de size sevgilerimi, selamlarımı iletti. Bunu da iletmiş olayım. Tabii Siyop bizim için özel. Az önce belediyemize gittik. Ne güzel. Kendi belediyemiz, kendi partimizin altı oklu şanlı bayrağımızın dalgalandığı bir belediye. Aramızda çok kıymetli bir belediye başkanımız, sevgili abimiz de var, Osman Belovacıklı. Biz kendisini çok seviyoruz, yiğit yürekli bir parti olmasından da gurur duyuyoruz. Bütün Türkiye'de bulunan 3950 tane belediyenin altı oklu şanlı bayrakla süslenmesini ve güçlenmesini diliyoruz ve umuyoruz. Türkiye'de, yerelde ve genelde tek başımıza iktidar olmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olursa yolsuzluklara son verilir diyoruz. Bu hukuksuzluklar biter diyoruz. Dört bakan da dahil olmak üzere diktatör yargıları ve geldikleri gibi giderler diyoruz. Bütün çabamız ve bütün aslında çalışmamız bu yöndedir. Biz 7 Haziran seçimlerinde önemli bir gelişmeyi yaptık aslında. Diktatöre güçlü bir hukuk attık. Biz sedelen de aslında şöyle güçlü okuyandan çıkarmadı. Hürküremedi, haykıramadı. Sesiyle sildi. Ama o %64 dediğimiz muhalefetten bir kişi dedi ki bana başbakanlık da verseniz ben yokum. Ben hala onlara payak olmak istiyorum. Ben her şartta AKP'nin yedek gazeteyim dedim. Nereye giderlerse ben de oraya gidiyorum dedi. Ve kabul etmedi. Birlikte hükümet kurmayı Sayın Genel Başkanımızın bütün nezaketine, bütün olumlu tavrına rağmen kabul etti. Hiç borcu olmayan var mı değerli
inşallah ileride daha çok genç olacak. Hiç borcu olmayan var mı kredi kartına? Benim kredi kartlarımın tamamı dolu. Hiç borcunuzun olmadığı birisi yok değil mi? Hepimiz borçluyuz. Ekonomi birlikte. Emekli torununa bayrak açtığı veremiyor.
insanın refaha yayılmasını istedik. Onu hiçbir genç sadece gezi eylemlerine katıldığı için gözaltına alınmasın dedik. Mezhebinden ırkından dolayı gözaltına alınıp tutuklanıp işkence görmesin dedik. Medya üzerindeki baskı kalksın dedik. Ve Cumhurbaşkanı kendi anayasal sınırlarına çekilsin dedik. Ve yolsuzlukla etkin mücadele yapalım dedik. Ve örtülü ödeneği sadece başbakan kullansın dedik. Yani dediğimiz her şey aslında bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının ve yasalarının emrettiği şeylerdi. Ve biz bunu demeye devam edeceğiz. Ve biz inanıyoruz ki 1 Kasım, saltanatın kaldırıldığı gün 1 Kasım, bugün de bizim başımızdaki diktatörün devrildiği gün olacak. Bundan sonraki yıllarda 2016'dan başlamak üzere bizler 1 Kasım'ı 2 kez kutlayacağız. Hem saltanat kaldırılmış olacak, hem diktatör bitmiş olacak. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.